Patron.com haftanın panoramasını sunar. 7 numaralı Mayboy Toma içeriden de 5 numaralı Arden Festat Hakak onların dışında da 1 numaralı Adige Perit var. Gerilerden yol arayan 6 numaralı Hegel. Son 300 metreye gidilirken içeriden gelen 5 numaralı Arden Festi liderliği aldı. 1,5 boy fark yaptı gerilerden Hegel'in dıştan. Adige Perit'in çabaları var ortadan gelen 6 numaralı Hegel liderliği alıyor içeride de. Arden Festi azelemeye çalışıyor. 6 numaralı Hegel birinciliğe koşuyor. Hegel kazanıyor. 5 numaralı Arden Fest 2. oldu. 8 numaralı Ride the Lightning 3. olurken 1 numaralı Adige Perit 4. oldu. 5.lik için 10 numaralı Makul ve 7 numaralı My Boy Tomo fotoyu birlikte geçtiler. Grup 3 mücadele Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu koşusunu 6 numaralı Hegel Onur Yıldız'la kazandı. Daha sonra 2 numaralı Fedai virajı 4. döndü. Fedai'den 1,5 boy geride 1 numaralı Tunç Siperi, 4 numaralı Nivolu, 3 numaralı Fuat Aka sırasıyla atlar son 400 metreye giriyor. 7 numaralı Avcı Tokoçin DTL'liğini 1,5 boy farklı sürdürürken dışarıdan 2 numaralı Fedai ve yanından 3 numaralı Soydere atağa kalktı. Dıştan da 4 numaralı Nivolu geliyor. Son 200 metreye girilirken 2 numaralı Fedai öne geçti. Dışına gelen 4 numaralı Nivolu ile ayrıldı ikisi. Son 50 metreye girilirken içeride 2 numaralı Fedai dışında Nivolu. Son 20 metre Fedai ve Nivolu beraber geçiyor fotoyu. 5 numaralı Soydere 3. oldu. 4.lük için 7 numaralı Avcı Tokoçin de 1 numaralı Tunç Siperi fotoyu beraber geçti. 2 numaralı Fedai mi, 4 numaralı Nivolu mu yarışı kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. Üç numaralı Madra sırasıyla son 400'e girildi yarışta. Dıştan yaptığı ataklar da 5 numaralı Super Kyron şimdi içerideki 1 numaralı Bahubali'den kurtulup liderliği aldı ve 2 boy farklı öne geçti. Bu safkan daha geriden dıştan 3 numaralı Madras'ın da atakları var. Bu kez ikinciliğe 3 numaralı Madras girdi ve Super Kyron'a yaklaşmaya çalışıyor. 5 numaralı Super Kyron önde, dışarıdan 3 numaralı Madras geliyor. Son meteler 5 numaralı Super Kyron önde. Super Kyron kazanıyor. 3 numaralı Madras 2. 1 numaralı Bahubali 3. 4 numaralı Riyakar 4. 2 numaralı Lord of Tiniz de 5. oldu. 5 numaralı Super Kyron Ercan Çankaya ile kazandı. Üç numaralı Fordon Cliff yarışının lideri. Bir numaralı Dragon Pulse'ın içeriden iki numaralı Gurme'nin çabaları var. Son 400 metreye girdi. Üç numaralı Fordon Cliff lider. Dışarıda bir numaralı Dragon Pulse ikincilikte. Son 200 metreye girilirken üç numaralı Fordon Cliff lider. Dragon Pulse'ın ve Gurme'nin çabaları var. Şimdi vitesi artırdı. Tempo hızlanmaya başladı. Yere sağlam adımlarla basarak, fotoya doğru ilerleyerek, yıla damgasını vurarak, küle oynaya kazanarak Fordon Cliff sahnede yer alıyor. 1 numaralı Dragon Pulse 2. oldu. 2 numaralı Gurme 3. olurken 4 numaralı Beyond the Sea'de yarışı 5. olarak tamamladı. Sadık Giz koşusunu 3 numaralı Warden Cliff kazandı. Mehmet Kaya ile start aldı. Son 400 metreye girildi. 1 numaralı Age of Fire önde, fark 2 boy. Orta kulvardan 3 numaralı Oğlum Doruk. Dışından 5 numaralı Cool Star. En dıştan da 4 numaralı Vinci Torre atağa kalkan safkanlar. Bu şekilde atlar son 200 metreye girmek üzere. 1 numaralı Age of Fire direnmeye çalışıyor. En dış kulvardan 4 numaralı Vinci Torre geliyor. 4 numaralı Vinci Torre oldukça düzgün aksiyonlar sergiledi sonlarda. Liderliği aldı safkan. Son metreler 4 numaralı Vinci Torre kazandı. Yarışın ikincisi ortadaki 3 numaralı Oğlum Doruk oldu. Daha geride de 1 numaralı Age of Fire 3. 5 numaralı Cool Star da yarışı 4. olarak tamamladı. Sedat Özcan koşusunun galibi Ali Yıldız da start alan 4 numaralı Vinci Torre.
2 boy kadar geriden ortadan 6 numaralı Rock Iron'ın, dıştan 4 numaralı Özü Doğru'nun yanından 7 numaralı Berke'nin kızının ortadan yine Yankı Alp'in çabaları var. Son 300 metreye girildi. Şimdi liderliği 5 numaralı Pıtır aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. Dıştan 7 numaralı Berke'nin kızının, içeriden 1 numaralı Akson'un, ortadan Rock Iron'ın çabaları var. 5 numaralı Pıtır farkı 3 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Berke'nin kızı Rock Iron Akson saldırıyor. Pıtır önde, Berke'nin kızı geliyor. 5 numaralı Pıtır ve 7 numaralı Berke'nin kızı fotoyu birlikte geçiyor. 6 numaralı Rock Iron yarışın üçüncüsü oldu sayın yarışseverler. 1 numaralı Aksuan ve 4 numaralı Özü Doğru da tabelanın diğer basamakları için aynı yakın geçti. 5 numaralı Pıtır mı, 7 numaralı Berke'nin kızı mı kazandı? Karar varış hakemlerinin. Selanik Aslan'ı bariyer dibini tercih etti. Altın Sima'da sprintine başladı. Son 400 geçildi. 3 numaralı Mir Bey önde. 2 boy geride 5 numaralı Selanik Aslan'ı şimdi yüklendi. İkinciliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Dışında Repailman var. Endişte 6 numaralı Tur Demir Kır'ı görüyorum. Son 200'de 3 numaralı Mir Bey önde geçiyor. 5 numaralı Selanik Aslan'ı, ona en ciddi rakip. Son 100'e doğru gidiliyor. Selanik Aslan'ı geliyor. Farkı azaltıyor. Mir Bey rakibine direnmeye çalışıyor. İki at rakiplerinden ayrıldı. Dışarıda 5 numaralı Selanik Aslan'ı asfalt öne geçti. Mir Bey de tekrar son hamlesini yapıyor. İki Safkan Aynayı birlikte geçiyor. 2 numaralı Altın Sima 3. oldu. 4 numaralı Repairman 4. olurken 6 numaralı Tur Demir 40 koşudan 5. ayrıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda kazanan 5 numarayla start alan Selanik Aslan'ı mı yoksa 3 numarayla koşuya katılan Mir Bey mi oldu? Az sonra foto finişte göreceğiz. Son düzlüğe çıkılıyor. 8 numaralı Kudretli Tay son düzlüğe lider çıktı. İçeride 10 numaralı Tuncer, ortada 11 numaralı Sinoplu Merve, dışarıda 9 numaralı Rock Iron. Son 300 metreye girilirken lider 8 numaralı Kudretli Tay. Geriden 9 numaralı Rock Iron, içeriden 11 numaralı Sinoplu Merve'nin atakları var. 200'e girilirken liderlik 8 numaralı Kudretli Tay'la, dışarıdan 9 numaralı Rock Iron yükleniyor. Son 100 metreye girilirken lider 8 numaralı Kudretli Tay, 9 numaralı Rock Iron geliyor. Kudretli Tay'ı dışarıdan gelen Rock Iron yakaladı. Başla başlar. Dışarıda 9 numaralı Rock Iron uzattı boynunu. Rock Iron ve içeride de 8 numaralı Kudretli Tay. Burun buruna girdiler fotoya. 11 numaralı Sinoplu Merve 3. 1 numaralı Ali Mağ 4. 10 numaralı Tuncer'di yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Rock Iron mı, İçinde gizlenen 8 numaralı Kudretli Tay mı? Hangisi kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. Son düzlüğe çıkıldı. 4 numaralı Bastini son düzlüğe 3 boy farklı lider çıktı. Dışarıda 1 numaralı Color of Light, ortada 7 numaralı Dragon Fire. Bu şekilde son 200 metreye giriliyor. Lider 4 numaralı Bastini, dışarıdan 1 numaralı Color of Light geliyor. Yanında da 7 numaralı Dragon Fire var. Son 200'e girilirken dışarıdan 1 numaralı Color of Light geliyor. 4 numaralı Bastini yakaladı. Yanında da 7 numaralı Dragon Fire var. Son 100 metreye giriliyor. 1 numaralı Color of Light lider. Fark 1,5 boy kadar. Color of Light kazanıyor. 7 numaralı Dragon Fire 2. oldu. 4 numaralı Buster 3. olurken 3 numaralı Bikati ve 6 numaralı Pico da 4.lük için fotoyu birlikte geçti. 1 numaralı Color of Light Turgut Koyuncuoğlu koşusunu Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. Daha geride dışta 7 numaralı Tahsin Ağa, içeride 6 numaralı Soylu Şah'ın gayretleri de var. Son 300'e doğru gidiyor. İçeride 5 numaralı Kılıç İbo liderliğini korumaya çalışıyor. Hemen yanında 1 numaralı Altın Mahir. Hemen ortalarından şimdi 6 numaralı Soylu Şah yüklendi. En dışta Tahsin Ayla birlikte 2 numaralı Altın Ener'in de gayretleri var. 6 numaralı Soylu Şah öne geçti. İçeride 1 numaralı Altın Mahir. Ortada 5 numaralı Kılıç İbo. En dışta 7 numaralı Tahsin Ağa'nın sprinti de var. Yanında Altın Ender. Fakat 6 numaralı Soylu Şah önde ve koşuyu 6 numaralı Soylu Şah kazanıyor. 1 numaralı Altın Mahir 2. oldu. 7 numaralı Tahsin Ağa koşunun 3.sü olurken 2 numaralı Altın Ender koşudan 4. ayrıldı değerli izleyenler. 5 numaralı Kılıç İbo da koşunun 5.sü oldu. Adana'da 6. koşuyu 6 numaralı Soylu Şah Vedat Abiş'le kazandı.
5 numaralı Oğlum Şerdi sırasıyla son viraj dönüldü. Düzce 1.5 2 boy farkla 4 numaralı God of War önde çıktı. Orta kulvarda 3 numaralı Sara Liva Lontana. Onun dışında 1 numaralı Künk Rizgar bariyer dibinden 2 numaralı War Machine yüklendiler. Son 200 metreye doğru bariyer dibinden 2 numaralı War Machine geldi. 4 numaralı God of War'u zorlamaya çalışıyor. Yine de 1 boy 1.5 boy farkla 4 numaralı God of War önde. Şimdi farkı yeniden 2 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı War Machine'in gayretleri var ama fark biraz daha açıldı. 4 numaralı God of War fotoyu buluyor. 2 numaralı War Machine ikinci. 3 numaralı Saraylı Valontana üçüncü. 1 numaralı King Rüzgar dördüncü. 5 numaralı Oğlum Şerdil de beşinci oldu. Adana'da ilk koşu 4 numaralı God of War Ahmet Çelik'le kazandı. 3 numaralı Duman sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Sülümbike viraj dönüldükten sonra da liderliğini sürdürürse de ortadan 1 numaralı Sancar dıştan da 4 numaralı Bana Müsaade atağa kalktılar en iç kulvara da 3 numaralı Duman geldi. Ortadan atağa kalkan 1 numaralı Sancar liderliği aldı içine. 3 numaralı Duman geldi dıştan da Haznedar ve Bana Müsaade'nin çabası sürüyor. Şimdi 2 at ayrıldı içeride 3 numaralı Duman dışında 1 numaralı Sancar bunlar. Son 50 metreye yan yana girdiler. Dışarıda 1 numaralı Sancar yarım boya farklı öne geçiyor. 1 boya fark yaparak 1 numaralı Sancar kazanıyor. 3 numaralı Duman 2. 4 numaralı Bana Müsaade 3. oldu. 4.lük için 6 numaralı Sülümbike ile 7 numaralı Leonidas fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Sancar Ahmet Çelik'le kazandı. 2 numaralı Batman çocuğu. Son 400 metreye girdikten sonra dıştan gelen 2 numaralı Batman çocuğu liderliği aldı. Ve 200'e yaklaşılırken farkı da 1.5 boya kadar çıkardı 4 numaralı Empire of the Star'da ikincilikte. Son 100 metreye girilirken 2 numaralı Batman çocuğu farkı 2.5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Empire of the Star'da ikincilikte. Kalan metrelerde 2 numaralı Batman çocuğu farkı açıyor ve koşuyu Ahmet Çelik'le kazanıyor. 4 numaralı Empire of the Star ikinci. 8 numaralı Tiz Song üçüncü. 5 numaralı Flashboy dördüncü. 7 numaralı Smart of Kayhan da 5. oldu. 1. koşu 2 numaralı Batman çocuğu kazandı. Liderlik 2 numaralı Karizmatik'te. Dışarıdan 4 numaralı O1 Çelik içeriden 1 numaralı Seçerhan yüklendiler. Son 200 metreye yaklaşılırken içeriden 1 numaralı Seçerhan dışarıdan 4 numaralı O1 Çelik giriyorlar. Son 200 metreye girdikten sonra dışarıda 4 numaralı O1 Çelik yanında da 1 numaralı Seçerhan. İçten gelen 1 numaralı Seçerhan liderliği aldı rakibinden. 1.5 boy fark yaptı. 4 numaralı O1 Çelik ikincilikte son metrelere doğru 1 numaralı Seçerhan Ahmet Çelik de koşuyu kazanıyor. 4 numaralı O1 Çelik ikinci oldu. 2 numaralı Karizmatik yarışı 3. olarak tamamlarken 3 numaralı Baba Tamer de süzülüyor fotoya doğru ve koşunun 4.lüğünü hak ediyor ve koşuyu da 4. olarak tamamlıyor. Karşıyaka Belediye Başkanlığı koşusunda zaferin adı Seçerhan ve Ahmet Çelik oluyor. Beş numaralı Kömürhan Bey son viraj dönüldüğünde de iki boy farkla liderliğini sürdürüyor. İçerideki 9 numaralı Yürekli Gürü tekrar ikinciliğe girdi ve farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Dıştan 8 numaralı Eğerci Kız'ın en dıştan da 1 numaralı Çetin Ay'ın atakları var. 9 numaralı Yürekli Gürü yaptığı ataklar da şimdi rakibini yakalayıp az farkla öne geçti. İçeride 5 numaralı Kömürhan Bey ikincilikte kaldı. Daha geriden dıştan 1 numaralı Çetin Ay'ın aralardan 8 numaralı Eğerci Kız'ın ve 3 numaralı Ertuğ Bey'in de atakları var. Yürekli Gül önde fakat dışarıdan 1 numaralı Çetin Ay geliyor. Yürekli Gül'ünü Çetin Ay yakalıyor. Son metreler 1 numaralı Çetin Ay az farklı öne geçiyor. Çetin Ay kazanıyor. 9 numaralı Yürekli Gül'ü ikinci, 8 numaralı Eğerci Kız üçüncü, 5 numaralı Kömürhan Bey dördüncü, 3 numaralı Ertuğ Bey de 5. oldu. 1 numaralı Çetin Ay Ahmet Çelik de kazandı. 2 numaralı Özakın çıktı ve son viraj dönüldü düzlüğe bir boy farkla önde çıktı 6 numaralı Berat'ım orta kulvardan 3 numaralı Aşk Artay 1.5 boy kadar geriden 2 numaralı Özakın'ın içeriden 5 numaralı Baytos'un oğlunun gayretleri var son 200 metreye doğru 3 numaralı Aşk Artay geldi 6 numaralı Berat'ımı yakaladı bariyer dibinden 4 numaralı Deniz Şövalyesi'nin de hücumu var aralarında Baytos'un oğlu son 200 metreye doğru 3 numaralı Aşk Artay hakim olmaya çalışıyor içeriden 4 numaralı Deniz Şövalyesi geliyor
Deniz Şövalyesi gelip rakiplerine hakim oluyor. Bay Tosunoğlu saldırıyor. 4 numaralı Deniz Şövalyesi kazanıyor. Bay Tosunoğlu ikinci geçti aynayı. Üçüncü 6 numaralı Berat'ım. Dördüncü de 3 numaralı Aşk Artay. Beşincilik içinde 1 numaralı Kanaran ve 2 numaralı Özakın yakın girdiler aynaya. 4 numaralı Deniz Şövalyesi Fesih Çetinbaş'la fotoladı. Son 400 metreye 3 numaralı Kaya Fırtınası önde giriyor. Fark yaklaşık 4 boy. Ortadan 4 numaralı Saad'ın hızı dışarıdansa 1 numaralı Koçerim atak yapan Safkanlar. Son 200 metreye doğru 3,5-4 boyluk farkla 3 numaralı Kaya Fırtınası önde. Dıştaki 1 numaralı Koçerim ikincilikte rakibiyle olan arayı azaltma uğraşında. Son 200'e de 2 boyluk farkla önde girdi 3 numaralı Kaya Fırtınası. 1 numaralı Koçerim arayı azaltmaya çalışıyor. Yine de 3 numaralı Kaya Fırtınası önde. 1 numaralı Koçerim geliyor. 3 numaralı Kaya Fırtınası koşunun lideri starttan çıktığı gibi kazanıyor. 1 numaralı Koçerim ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı Beşir Ağa ve 4 numaralı Saad'ın hızı fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Arya Mavi de yarışı 5. tamamladı. 3 numaralı Kaya Fırtınası Fesih Çetinbaş da kazandı. 4 numarada Kuşadası güzeli atağa kalkan Safkanlar bu şekilde atlar. Son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Farklar azalsa da içerideki 7 numaralı Demir Yumak yine buralara kadar direndi. Şimdi orta kulvardan 1 numaralı Pamukçu geldi, onu yakaladı. İkisi arasında mücadele başladı. Son 200'e girildikten sonra ortadaki 1 numaralı Pamukçu rakibine az farkla hakim oldu. İçerideki 7 numaralı Demir Yumak da mücadeleyi bırakmadı. Son 50 dıştaki 1 numaralı Pamukçu şimdi farkı biraz açtı. Koşuyu da kazandı. 7 numaralı Demir Yumak ikinci oldu. 4 numaralı Kuşadası Güzeli ve içindeki 6 numaralı Can Cazım üçüncülük için beraber girdiler fotoya. 3 numaralı Adapınar da yarıştan 5. ayrıldı. 1 numaralı Pamukçu Fesih Çetinbaş da kazandı. 4 numaralı Sharp Class liderliği aldıktan sonra düzlüğe 2 boy farkla önde çıktı. 3 numaralı Sarp Say'ın gayretleri var. Dirimo Fanır İç kulvarda kaldı. Son 200 metreye doğru 3 boy farkla lider gelen 4 numaralı Sharp Class. Daha geriden 9 numaralı Mamma Mentality'nin de hücumu var ama 4 numaralı Sharp Class viraj döndükten sonra aldığı avansı avantaja dönüştürdü. Farkı 5-6 boya kadar çıkarttı rakiplerini. İkincilik mücadelesiyle baş başa bıraktı. 4 numaralı Sharp Class fotoyu buldu. 1 numaralı Vicepir ikinci oldu. 8 numaralı Dream of Honor üçüncü. 9 numaralı Mamma Mentality dördüncü. 7 numaralı Şerefhan ve 3 numaralı Sarptay da tabelanın sonu için yakın girdiler aynaya. 4 numaralı Sharp Class Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı. 1400'e girildiğinde de 10 numaralı Lady Sephora yaklaşık 4 boy farkla liderdi. İkincilikteki 2 numaralı Blackline rakibiyle olan arayı kapatmaya çalışıyor. Son 200'e girildi artık yarışta 10 numaralı Lady Sephora yine yaklaşık 4 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Blackline'ın atakları sürüyor. Son 100'e girildi. 3 boy farkla önde 10 numaralı Lady Sephora Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazanıyor. 2 numaralı Blackline ikinci, 12 numaralı Hunting üçüncü, 3 numaralı KMA'da Grande'de dördüncü oldu. 10 numaralı Lady Sephora Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı. Haftanın panoramasını sunar.